Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Günaydın sevgili seyirciler. Evet, Paranın Ötesi'nde sizlerle birlikteyiz ve bugün genel olarak piyasalara bakacağım. Aynı zamanda bugün özellikle de konuk almadım. Sizlerden gelen sorular üzerine yoğunlaşacağız. Biraz sonra bir telefon konuğumuz olacak. Genel olarak hem küresel piyasalar hem son gelişmeleri Profesör Doktor Sadi Uzunoğlu'yla konuşacağız. Ama onun öncesinde piyasaların bir özetini verip şu an neler oluyor bir toparlama yapmak istiyorum. Bu arada sorularınızı paranınrotası@gmail.com adresine gönderebilirsiniz. Ya da Twitter'dan göndereceksiniz. @yerdinç65 adresine gönderebilirsiniz. Bugün biraz daha böyle daha çok sorular, çünkü her programda sizlerden de böyle şeyler geliyor, mailler geliyor ve sitem ediliyor benim sorum cevaplanmadı şeklinde. O yüzden de dedim ki bugün soracağınız soruları sorun, onlar üzerinde biraz da finansal okuryazarlığı arttırmak üzerinde hisseyle ilgili sorularınız varsa onları da gönderebilirsiniz. Onun üzerine biraz yoğunlaşacağım. Yani bugün biraz baş başa kalalım istedim. Evet, piyasalar dün biliyorsunuz çok olumlu bir seyre girmişti. İran'la Amerika'nın anlaşması ve buzların erimeye başlaması küresel piyasalarda, borsalarda ciddi sert yükseliş hareketleri getirmişti. Ve dolar TL kuru da bir ara 2 TL'nin altına inmişti. Şimdi grafiği vereceğim ve dolar TL kurunda ne tür hareketler yaşadık onu göreceksiniz. Dün biliyorsunuz 25 Kasım'da özellikle bu piyasalarda 2 lira seviyesinden sonra bir ara 1.99-40 lira seviyesine kadar düştü dolar TL kuru ve bu düşüş sonrasında da petrol fiyatlarını izlemeye başladı. Petrol fiyatlarındaki yavaş yavaş yükseliş başlayınca dolar TL kurunda da yeniden 2 liranın üzerine doğru bir hareket gördük. Bu hareketlere baktığımızda özellikle şu son yükseliş hareketi, ki bunun yanına bir de hani Brent petrolü koyacak olursak o zaman çok daha net görülecek. Bunu koyabilmek için ben özellikle bu rengi kaldırıyorum. Her ikisini de farklı görebilmek adına. Şu an siyah görüyorsunuz dolar TL kurunu. Bunun yanına Brent petrolü de eklediğimiz zaman özellikle siyah dolar TL kurunu gösteriyor. Tabii bu piyasaların açık ve kapalı olduğu saatler farklı olduğu için şu dakikalar arasında, yani şu saatler arasında dolar TL kurunda işlem olmuyordu. Ve bu nedenle burası çizgi halinde gözüküyor. Dikkat ederseniz önceki düşüş ki Brent petrolde çok sert bir düşüş vardı. Şu eflatun çizgi çok sert bir şekilde düşmüştü. İran'la anlaşma haberi sonrasında 25 Kasım sabahı yaklaşık olarak Brent petrol 111 dolar seviyelerinden %2'lik bir kayıpla düşmüştü. Eflatun çizgi bu şekilde düştü. Dolar TL kuru da açılıştan itibaren sert bir şekilde düştü. Daha sonra her ikisi birlikte yukarı yönlü hareket ettiler. Dün gece itibariyle Brent petrolde yükseliş devam etti. 2.0 yükseliş devam etti ve şu aşamada Brent petrolün hemen fiyatına bakalım. 111 dolar seviyelerinde bir ara 111.50'leri gördü. Şu an tekrar aşağıya doğru geliyor. Fakat şu aradaki yükseliş farkını bugün dolar yükselerek kapatıyor ki bu grafikte gördüğünüz üzere 2.0040 seviyesinde bulunuyor dolar. Şu an için özellikle piyasaların bu aşamada dolar TL kurundaki yukarı yönlü hareketler korelasyonu artmış durumda petrol fiyatlarıyla. Petrol fiyatlarını artık izlemeye başlayacağız ve petrol fiyatlarındaki gerilemeler bizi olumlu etkileyecek. Yükselişler de bir miktar olumsuz etkileyecek. Grafiği alabiliriz arkadaşlar. Bazen şöyle dönemler olur piyasalarda, bir yapısal kırılma dönemleri olur ve bu yapısal kırılma dönemlerinde piyasa parametreleri çok sert hareketlerle yeni dengelere gelir. Bunun en güzel örneği
Mayıs ayı ve Haziran aylarıdır. Yani Fed'in tahvil alımını azaltabiliriz mesajını ilk verdiği ve aynı zamanda da geçmişe dönük olarak baktığımızda Mayıs ayının sonunda başlayan bu gezi olayları vesaire, faizler 4.60 seviyesine kadar gerilemişti. Gösterge faiz, yani piyasada devlet tahvillerinin alınıp satıldığı faiz oranı, bileşik faiz oranı 4.60 seviyelerine kadar gerilemişti. Ve o aşamadan sonra hem Bernanke'nin açıklamalarıyla birlikte, küresel piyasalardaki bozulmayla birlikte bu faizler 10 seviyesinin üzerine de çıktı. Dikkat ederseniz 10 seviyesinin üzerine çıktıktan sonra faizlerde aşağı yönlü hareket daraldı. Bunu da şimdi vereceğim. Özellikle tahvil faizlerinin bu dönemdeki gelişmelerini grafik olarak vermek istiyorum. Olayı biraz net görmek adına şu 4.60 seviyelerine kadar faiz inmişti. Burası yaklaşık 15 Mayıs tarihleri ve Haziran başına geldiğimizde 5 faizdeydik. Bundan sonra onu gördük ve 10 faizden sonra işlem hacmi adeta bitti. Aşağıda gördüğünüz üzere neredeyse işlem hacmi gerçekleşmiyordu. Yani likiditesi piyasanın oldukça azaldı. Ve bu aşamadan sonra gördüğümüz en düşük faiz yaklaşık olarak 10-13 seviyesinden 8 seviyesinin altına geriledi. Bir ara 7.50'ler görüldü. Şu aşamada bu 7.50 ile 9.50 arası tam bir orta nokta olmuş oluyor. Evet, bunu da bu şekilde verdikten sonra şunu söyleyebiliriz. Borsada da biliyorsunuz 93 binden 75 binlere kadar bir gerileme vardı. Yani yapısal kırılmalar parametreleri değiştiriyor ve faiz oranı yeni bir dengeye geldi. Aynı şekilde borsa artık yeni bir dengeye geldi. Borsada daha önce 90 bin, 93 bin seviyelerinden artık 70 bin, 80 bin aralığında bir denge bulmaya çalışıyor. Dolar da biliyorsunuz 1.75'lerden başlattığı hareketini 2.08'e kadar sürdürmüştü. 2.08 tepe seviye oldu. Ondan sonra tekrar aşağı gelişlere baktığımızda ortalama 2 lirada doların yeni parametresi. Şimdi asıl sorulması gereken soru şu. Gerçekten İran'la yapılan anlaşma ve bu işlerin olumluya doğru gitmesi Türkiye'de yeniden bu parametreleri değiştirebilir mi? Yeniden faizlerin aşağı gelmesini, borsanın daha yüksek bir seviyelerde işlem görmesini ve aynı zamanda da doların belki 1.95-1.92 seviyelerine kadar gerilemesini sağlayabilir mi? Buna verilecek cevap, şu an kesin bir cevap vermek mümkün değil. Çünkü bu gidişat sırasında Amerika'da Obama'nın kendi partisinden, kendi tarafından, demokratlardan da ciddi bir direnç var İran'la yapılan anlaşmaya. Aynı zamanda biliyorsunuz İsrail'in söz konusu ve İsrail bu anlaşmaya çok fazla karşı çıkıyor. İşin içine çomak sokmaya çalışıyor vesaire. Burada her ne kadar böyle olsa da şu an genel olumlu bir beklenti var. Dün yalnız petrol fiyatlarındaki %2'lik sert gerilemenin ardından daha sonra tekrar petrol fiyatlarının yukarı gelmesinin ben bir tepki olarak görüyorum. Ve petrol fiyatlarında uzman kuruluşların yapmış olduğu tahminler, aynı zamanda bizim hazinenin orta vadeli ekonomik programında da baz almış olduğu petrol fiyatlarına baktığınızda petrol fiyatlarının uzun vadede genelde aşağı yönlü bir trend izlemesi bekleniyor. Amerika'da çok ciddi bir petrol arzında artış var. Şu an Amerika'nın kendi ürettiği petrolün artık kendine yeter duruma geldi. Hatta daha fazlasında satabilir duruma geldiğini de görüyoruz. Tüm bunların hepsini bir araya getirdiğimizde şöyle bir sonuç da ortaya çıkıyor. Özellikle para politikaları Amerikan ekonomisinde ciddi bir yükseliş sağlamadı. Ciddi bir toparlanma sağlayamadı. Benim görebildiğim önemli bir nokta, İran'la yapılan anlaşma özellikle küresel olarak petrol fiyatlarını aşağı çekerse, ki zaten WTI dediğimiz Amerikan petrolü aşağı gidiyor. Brent petrol, diğer ülkelerin satın aldığı petrol, yani Brent'i Avrupa ülkeleri için geçerli fiyat Brent petrol ve Amerikan petrolünün bu şekilde aşağı gitmesi oradaki fiyatların Amerikan petrolüne bir talebi getirebilir. Bu arada akaryakıt fiyatlarında Amerika'da tüketici üzerinde çok etkili olduğu biliniyor. Akaryakıt fiyatlarının düşmesi Amerikan ekonomisinin canlanmasını bir katalizör olabilir. Yani canlandırır, kesin olarak sadece Amerika'yı kurtarır diyemiyoruz ama bir miktar katalizör olabilir.
petrol fiyatlarının düşmesinden en fazla faydalanacak ülke Türkiye olacaktır. İşte bu resim çerçevesi içerisinde eğer önümüzdeki 1-2 haftadan itibaren gelecek birkaç aya doğru petrol fiyatlarında ortalama bir aşağı eğilim başlayabilirse bu gelişmelerden sonra, ki biliyorsunuz Suriye riski vardı, o ortadan kalktı. Arkasından İran'da bir gerginlik, Amerika'nın işte belli bir süre içerisinde İran'a saldıracağı haberleri vardı. Bu küresel piyasaları tedirgin ediyordu, petrol yoluyla tedirgin ediyordu. İşte burada yeni bir parametre başlayabilir mi? Yani Türkiye için yeni bir hikaye ortaya çıkabilir mi? Ve bu yeni hikayeyle birlikte biliyorsunuz bize para gelirse ancak rahatlıyoruz. Çünkü cari açığımızı yüksek ve petrol fiyatlarındaki bir %5-10'luk bir düşüş cari açık üzerinde olumlu, ciddi olumlu etki yapabiliyor. Bu olabilir mi? İşte bunları, bu genel görünümü konuşmak üzere bu sabah Profesör Doktor Sadi Uzunoğlu'ndan rica ettik ve sağ olsun bizi kırmadı. Şu anda telefon attığımızda. Şimdi bu konuları konuşacağız. İkinci bölümde de özellikle sizlerden gelen sorulara odaklanacağım. Günaydın Sadi. Öncelikle teşekkür ediyorum programa katıldığın için. Ne diyorsun? Günaydın, teşekkür ederim. Sağ olasın. Bu az önce biraz belki sen de duydun ben yayındayken. Yani biliyorsun Türkiye'nin sürekli olarak bir hikayeye ihtiyacı var. Bu İran konusu Türkiye için yeni bir hikaye olabilir mi? Bu petrol fiyatlarının vasıtasıyla yeni bir hikaye olabilir mi? Ne düşünüyorsun? En azından şimdi, kısa vadeli bir hikaye olabilir mi? Evet. Şimdi dün biliyorsun daha umutlu konuşuyordu uzmanlar piyasada. Çok hızlı fiyatlarda aşağıya doğru gelebileceği yönünde beklentiler vardı. Ki %2,5'luk bir petrol fiyatlarında aşağıya doğru gevşeme gördük. Ama tekrar bu kayıplar yukarıya doğru dönmeye başladı. Dolayısıyla petrol fiyatlarının öyle beklendiği ölçüde çok fiyatlarının düşeceğini beklemek bence şu kısa vadede çok doğru değil diye düşünüyorum. Çünkü çıkarma maliyetleri var ortada. Bir de şöyle de düşünelim. Bu aslında çok ciddi bir politika değişikliği. Yani İran'ın bu şekilde tekrar piyasa gündemine gelmesi, Suudi Arabistan ve özellikle İsrail kanadı tarafından çok fazla istenen bir durum değil. Dolayısıyla dünyanın en önemli petrol arzı olan Suudi Arabistan bu konuda nasıl bir politika izleyecek önümüzdeki dönemde? Üretimini artıracak, fiyatları daha da aşağı doğru mu çekecek? Böylece bütün bu petrol üreten ülkelerin petrol gelirlerini aşağıya çekip bu ülkeleri de bir istikrarsızlık mı yaratacak? Yoksa çünkü burada Rusya'da söz konusu olabilir, İran'da söz konusu olabilir. Bunların hepsi ham maddeyle yaşayan ülkeler. Dolayısıyla ya da tam tersi biraz petrol arzını kısarak petrol fiyatlarının düşmesini engelleyip kendisini de daha güçlü bir konumda tutmaya çalışacak mı? İsrail'in durumu ne olacak? Bütün bunlar gerçekten soru işareti. Yani birincisi bunu bir yere koyalım. İkinci faktör de şu, Türkiye'ye bunun yansıması eğer petrol fiyatlarında gerçekten bir düşüş olursa bizim açımızdan aşağı yukarı 60 milyar dolar civarında enerji diyelim, toplamda enerji ithal eden bir ülke ki cari açığımızda aşağı yukarı bu kadar bizim, böyle bir ülke için tabii ki olumlu olur. Fakat şöyle de bir durum ortaya çıkacak. Şimdi her ne kadar İran'da ambargo vardıysa da İran malını satamıyorduysa, Türkiye ile sınırlı da olsa bir ticaret yapabiliyordu. Neredeyse birkaç seçenekten bir tanesiydi Türkiye. Oysa şimdi İran için birçok seçenek ortaya çıkacak. Dolayısıyla bu Türkiye'ye nasıl yansır? Daha önceki anlaşmalar, fiyat anlaşmaları nasıl olumlu yansır? Onu açıkça söyleyeyim çok iyi göremiyorum. Çünkü bu petrol piyasası, enerji piyasası çok ilginç bir piyasa. Ama yeniden herhalde dünya siyasetini, dünya denklemlerini yeniden düşünmemiz gereken bir ortama giriyoruz diye çok rahat söyleyebilirim. Evet, bir de şeyi soracağım Sadi. Bu orta vadeli programı gördün, inceledin. Ve evet. Özellikle Sayın Hazine Müsteşarı İbrahim Çanakçı sunumunu yaparken, ki hazinenin sitesinde bu sunum var ekonomi yazarlarına.
orada bu toplantıda şöyle bir şey söyledi. Yani gelecekteki program büyüme hedefleri, enflasyon vesaire diğer hedefleri belirlerken şeye baktık, petrol fiyatları da ciddi bir düşüş öngörülüyor. Önümüzdeki evet. 2013, 15, 16 yıllarına doğru. Bunu sorduk tabii biz Sayın Çanakçı'ya. Yani bu çok gerçekçi görünmüyor diye. O da şunu söyledi. Bu bizim asla kendi varsayımımız değil. Uluslararası petrol ajansları, petrolle ilişkin araştırma yapan birimlerin yapmış olduğu bir analizdir ve onlar bu şekilde bekliyorlar petrolün fiyatlarını ve biz de oradan aldık dediler. Sen onu gerçekçi buluyor musun? Yani 2016'ya doğru 90 dolara düşmesini petrolün. Şimdi eğer petrol 90 dolar ve altı olabilir, hiç olmaz demem. Neden olmaz demem? Çünkü sen de hatırlarsan 2007 yılında petrol fiyatları, yani kriz öncesinde petrol fiyatları 150 dolardı. 2008 yılında 30 dolara geriledi. Ama neden geriledi? Dünya ekonomisinde çok ciddi bir çöküş, dünya ticaretinde çok ciddi bir çöküş yaşandı. Eğer petrol fiyatları aşağıya doğru çok hızlı bir şekilde salınacaksa, bu bizim açımızdan başka bir riski gündeme getiriyor. Demek ki Avrupa toparlanamıyor, Amerika toparlanamıyor, ekonomiler toparlanamıyor. Gelişmekte olan ülkelerde de zaten en yüksek büyüme oranı, işte Çin'i bir tarafa bırakırsak bir Endonezya var %5.3'la. Türkiye'nin %3.5 büyümesi bekleniyor bu sene. Birçok ülke %4'ü 4 veya 4'ün altında büyüyecek. Şimdi demek ki dünya ekonomisinde genel bir durgunluktan söz edecek noktaya doğru gidiyoruz demektir. Bu da bizim açımızdan çok olumlu değil. Çünkü biz iş taleple büyüdüğümüz zaman biliyorsun cari açık sorunumuz var. Yani bizim dışarıya satabilmemiz lazım, ihracat yapabilmemiz lazım. Ama bu durgunluk nedeniyle, dünya ekonomisindeki daralma nedeniyle bizim de dış satımımızda sorun yaşanırsa, yani bu petrol fiyatlarındaki düşüş bize olumlu yansır mı yansımaz mı? Yani çok açıkçası hani kötünün iyisi derseniz tamam olabilir ama bundan sonra harikalar yaratacak bir ortam görmüyorum ama tabii finansal piyasalar biliyorsun kısa vadeli düşünüyor. Kısa vadede bunlar tabii coşkuyla satın alınacak. Her iyimser olay artılarak dikkate alınacak. Başka çare de yok zaten. Çünkü belli, yani bu paralarla, bu kadar merkez bankalarının verdiği paraların bir işe yaramadığını gördük. Ancak böyle beklenti yönetimiyle bunlar bir şekilde abartılacak diye düşünüyorum. Evet, Profesör Doktor Sadi Uzunoğlu, Trakya Üniversitesi öğretim üyesi. Çok çok teşekkür ediyorum fikirlerini bizlerle paylaştığın için. Sen çarşamba günleri İstanbul'a geliyorsun zannedersem. Bana bir şey sözün vardı. Gelecektin, yemek yiyecektik. Tamam, yarın akşam geliyorum sana. Tamam, o zaman görüşmek üzere. Tamam, burada bağlamış olalım. Tamam, buradan ben bak bütün kamuoyunun önünde bağladım tamam, Sadi. Bağlıyoruz, sonra, yarın akşam yemek yiyoruz. Evet, dilimden kurtulamazsın. Peki, teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Sevgili seyirciler, sizlerden sorular adeta yağdı. Şu anda gelen sorulara hemen döneceğim. Ömer Diner diyor ki, hocam bireysel emeklilik dağılımında borsanın oranını yüzde kaç yapalım diyor. Ben de hemen Ömer Diner'e bir soru soruyorum. Yılda kaç kere değiştiriyorsunuz fon karmanızı? Biliyorsunuz yılda zannedersem 4 kere. Evet, 4 kere değiştirme hakkınız var. Yılda şu ana kadar kaç kere değiştirdiniz? Acaba 2 yılda bir mi değiştiriyorsunuz? Yoksa yılda 4 kere değiştirme ihtiyacı duyuyor musunuz? Bu çok önemli. Bu soruya cevap vermek için onunla ilgili mail gönderirseniz o zaman cevap vereceğim. Mustafa Kılıç, Tüpraş için bir hedef fiyatınız var mı demiş. Biliyorsunuz hedef fiyat verdiğiniz zaman bu beyinde inanılmaz bir çıpa yapıyor. Yani şöyle deseniz, yani ben işte bu hissenin 5 TL fiyatına geleceğini düşünüyorum dediğinizde 4.99 olsa bile yatırımcı sizi affetmiyor. Hani 5'e gelecek demiştin diyor. Dolayısıyla bu tür şeylerden soru, yani bu tür cevaplar sizin için aslında kötülük. Ama şunu söyleyebiliriz. Son zamanlarda özellikle Tüpraş'ın hani biz de raporlarını da hazırladık. Çok önemli yatırımları var. Çok ciddi faiz, vergi ve amortisman öncesi karlarını ciddi biçimde arttıracak yatırımları 2015 itibariyle.
başlamış olacak, devreye giriyor. Bu defa da özellikle şunu vurgulayabiliriz. Yabancı kurumlarında son dönemlerde genel olarak al tavsiyeleri var. Orta vade açısından düşünülebilir. Celalettin Cenar diyor ki hisse aldığımızda stop loss seviyesini nasıl belirlemeliyiz? Bizim altında düşüşü kaçırdık mı? Bizim toptan toparlayabilecek mi? Aynı şekilde bizim toptan hissesiyle ilgili olarak bizim toptana bir bakabilir misiniz diyor. Kim demiş? Metin Büyük Balbak. Evet, bizim toptan hissesinde çok sert bir geri çekilme oldu. Normal şartlarda, normal şartların üzerinde bir geri çekilme oldu. Yaklaşık olarak 25 lira, 27 lira aralığından araştırma kurumları, ki bu çok yabancı kurumların, şunu söyleyebilirim. 32 liradayken hisse 38 lira hedef verip arkasından 21 liraya düştüğü zaman da bu al hedefini tuta çevirdiklerini de gördük. Ve o sırada yabancı kurum takaslarına baktığınızda 2,5 milyon not, 2.8 milyon not azalma görüyoruz. Yani 32 liradan al deniliyor bir hisse. Arkasından bakıyorsunuz 21 liraya düşüyor. Aldan tuta çekiyor. Ve bu arada da yabancı kurumların takasında 32 liradayken de 38 lira hedef veriliyor. Şimdi bir hisseyi değerlerken, ki en azından araştırma birimi olarak ayrıntılı bir şekilde analiz ettiğimiz için ve bugün raporunu da vereceğimiz için biliyorum. Şunu söyleyebiliriz. Bir şirketin, bir evin değeri normalde veya alacağınız, mesela taksi plakaları vardır. Şu an gidip aldığınızda İstanbul'daki bir taksi plakasının aylık getirisi 6000 TL civarında. Soruyorum hep taksicilere, ne kadar oldu diyorum taksi plakası. 1 trilyon 400 milyar şu an eski parayla veya 1 milyon 400 bin lira yeni parayla bir plaka. Her ay 6000 lira getiri sağlıyor. Burada hesabı yapmak kolay. Normal hisse senetleri için de biz aynı mantıkla gidiyoruz. Bu şirket bu sene ne kadar nakit yaratır? Yani o şirkete ne kadar nakit girer? Gelecek sene ne kadar nakit girer? Baktığınızda bizim toptan hissesi için söylüyorum. Şöyle bir durum ortaya çıkıyor. 143 tane mağazası var. Bunların 90 tanesi sadece full ciro yapabiliyor. Diğerleri yatırım aşamasında, bu sene 21 tane daha yeni mağaza açmış. Sürekli Türkiye'nin tek toptan şirketi, ki diğer perakendeyle karşılaştırılmamalı zaten. Biz ve değerleme açısından baktığımızda, özellikle bu değerleme yöntemlerine göre oldukça gerçekten fiyatın ucuzladığını düşünüyoruz. Hatta çocuklara yatırım için bile bu toplanıp, en az 3 yıl vadelidir bu, yıllık getirisi. Bu indirgenmiş nakit akımları, bugün rapor yayınlandıktan sonra bizim paramı ne yapayım .com'da da koyacağız ek raporu, yeni raporu. Oradan daha ayrıntılı okuyabilirsiniz. Burada özellikle aylık bazda, pardon, yıllık bazda ne kadar nakit yaratacak ve bunları bugüne indirgerseniz nasıl bir fiyat çıkıyor, yıllık getirisi ne olur gibi bir soru sorduğumuzda, ortalama önümüzdeki 3 yıl tutulduğunda ortalama yıllık getirisinin %20 civarında olduğunu hesapladık. Evet, Ahmet Öztürk, şu an hisse konusunda bayağı bir soru geliyor. Hisseleri biraz geri plana bırakıyorum. Bedelsiz potansiyeli yüksek olan hisseler Mart seçiminden önce hareketlenme olasılığı nedir? Şöyle söyleyeyim Gülhan Hanım, ben özellikle bu bedelsiz konusu çok gerçekten şey yapılıyor, suistimal ediliyor. Yani hisse artı bedelsiz verecek. 100 hisseniz var, %100 bedelsiz veriyorsa 200 hisseniz oluyor, ama 5 liradan var olduğunu varsayalım hissenin fiyatının, 500 liralık hisseniz var. Daha sonra 100 tane daha hisse verildiğinde 200 hisseniz oluyor, ama fiyat da bölünüyor 2,5 liraya. Dolayısıyla 500 liranız değişmiyor. Fakat bedelsiz bölünme öncelerinde ciddi anlamda hisselerde yukarı hareketler olduğu için yatırımcılar buna çok fazla ilgi duyuyorlar. Fakat ben bu bedelsiz bölünme nedeniyle girip de kazanan yatırımcıyı çok görmedim. Ve özellikle de bu iş manipüle ediliyor. O yüzden bunlara çok fazla takılmamanızı öneriyorum. Bedelsiz potansiyeli yüksek olan hisse dediğinizde, hani fiyatı yüksek olan hisseler, mesela 40 lira, 50 lira, 60 lira, 80 lira, 100 lira olan hisselerin bedelsiz potansiyeli de oldukça yüksek. Fakat bunların mutlaka faaliyet raporuna girip bakın. Bazıları kayıtlı sermaye tavanına tabi bunların, ki bunlar sermaye tavanını arttırabilmek için genel kuruldan karar çıkartmaları gerekiyor. Çok zor işler bunlar. Bazıları
esas sermayeye geçiyor, kayıtlı sermayeden. Bunları bilmeden çok fazla peşinden gitmemenizi öneririm. Yani sadece bedelsiz potansiyeli var diye alıp çok uzun süre bekleyenler de olabiliyor. Veya bedelsiz açıklamayabiliyor şirket. Onu mutlaka araştırma birimlerine sormanızı öneririm. Gencay Gençol diyor ki petrol fiyatları düşse de bizim hükümetimiz kendi halkına dünyanın en pahalı benzinini satmaya devam eder diyor. Halka bir yararı olacağını zannetmiyorum. Sizin bu konudaki görüşlerinizi merak ediyorum diyor. Gencay Bey çok doğru bir noktaya isabet parmak basmışsınız. Ama şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Petrol fiyatları üzerinde devletin bir şeyi yok. Yani petrol fiyatlarını devlet belirlemiyor. Ama şöyle belirliyor. Bunun üzerine koyduğu vergiyle belirliyor. Madem borcumuz bu kadar azaldı, madem biz ülkeler arasında toplam borç milli geliri açısından %32'ye çektik borcumuzu. Bütçenin ne kadar büyük başarılar elde ettiğini görüyoruz. Burada neden olmasın, sizin dediğiniz gibi ekonomiyi de çok canlandırır bu. Oradaki vergiyi 1 puan, 2 puan aşağı indirseniz o zaman tabii ki çok daha ucuza petrol tüketebiliriz. İlla petrol fiyatları düşmesine gerek yok. Ama petrol fiyatları gerilediğinde biliyorsunuz Tüpraş bu petrol rafinerilerine sahip ki Tüpraş fiyatları belirliyor. Orada da ama bir sınır var. Devlet bunu kontrol ediyor. Yani insanlara çok pahalı petrol satılmasın vesaire diye. Genellikle VTI ile Brent arasındaki marj açıldığında, negatif olduğunda daha cazip fiyatlarla alabiliyor Tüpraş bunu. Böyle bir durumda da fiyatları aşağı çekebiliyorlar. Ama genellikle yatırımcı izleyicilerde veya tüketicilerde şöyle bir görüş var. Eğer aşağı yönde çekerse yani fiyatları bir defa aşağı çekip mehter takımı gibi iki defa geri gidiyor. Yani veya ileri gidiyor diyelim. Fiyatların tekrar arttığını görüyoruz. Burada devletin fonksiyonu çok net. O da şu. Vergi en kolay vergi toplanan yer ve vergi gelirleri içerisinde en yüksek kalemlerden bir tanesi. Ondan vazgeçmek istemiyor tabii ki. Gülhan Akyürek bir soru daha sormuş. Orta Doğu eş başkanı olarak Türkiye'nin bu anlaşmada yer alması gerekmez miydi? Evet, kesinlikle böyle bir anlaşmada yer almak isterdik. Ama biliyorsunuz beş büyükler Birleşmiş Milletler'in daimi ve veto hakkı olan ülkeler bunu şey yaptı, belirledi. Halit Bayramoğlu diyor ki benim 300 bin liram var. Hangi para enstrümanlarına yatırmalıyım? Bu arada geçen seneden diyor toplam şu kadar bir hissem var. Doğa Yayın Holding, Trakya'cam ve Ayen Enerji var diyor. Şimdi bununla ilgili özellikle hani rapor hazırladığımız kısımla konuşabiliyorum ama biliyorsunuz çeşitli hisselerde çeşitli fiyat üzerinde ciddi baskılar da olabiliyor. Yani hisse senedinin temelindeki gelişmeleri fiyata yansımayabiliyor. Mesela Doğan Yayın Holding konusundaki aslında şu an hak etmediği kadar düşük bir fiyatta ama üzerinde ciddi bir baskı var. Çok fazla ilgi görmüyor şu an. Örneğin Trakya'cam son zamanlarda bayağı bir yukarı yönlü hareket ediyor. Ayan Enerji çok yüksek derecede yatırımları var. Fakat Ayan Enerji'yi diğer enerjilerden ayıran en önemli özellik havadan ve sudan enerji elde etmesi. Ve direkt olarak işte barajlar kuruyorlar. Rüzgar gülleri var. Şimdi bir miktar daha doğalgaza yöneleceklermiş ama yüksek bir kısmı ürettikleri enerjinin tamamıyla yenilenebilir kaynaklardan. Şu an yatırım aşamasında Ayan Enerji ve o yüzden de yüksek borçlu bir hali var. Bu nedenle fiyat olması gerekenin altında bulunuyor. Dolayısıyla özellikle hani çocuklara yatırım için diyebileceğimiz bir hisse konumunda, çünkü bu yatırımlar bittiğinde enerji üretebilmek için kömür, doğalgaz veya petrol kullanmak zorunda kalmayacak. Sadece rüzgara ve suya ihtiyacı var. O anlamda karlılık açısından çok daha uzun vadede karlı olabilir. Onu belirtelim. Evet, Mert Metehan Mert Metehan ne demiş? Altının seyri önümüzdeki iki ay ne olacak? Tabii önümüzdeki iki ay boyunca altının seyri ne olacağını bilmiyorum ama bugün itibariyle altına bakalım isterseniz grafiğine.
Bu program yönetmenime soruyorum. Şimdi yönetmenim de içeriden şey yapıyorlar. Özellikle bu program böyle haliyle çok daha fazla ilgi görüyor. Hep mi böyle yapsak şeklinde. Evet, altının hemen grafiğini veriyorum ve altında günlük bazda baktığımızda şöyle, dün biliyorsunuz İran'la yapılan anlaşma altında yaklaşık olarak 1225 dolara kadar düşürdü ve aşağı yönde bakın şu çizginin altına geçti. Şu an itibariyle şu son çubuk altında tekrar 1250'nin üzerine geldiğini gösteriyor. Çok kısa vadeli burada bir destek oluşmuş durumda ama altının yükseleceğini söyleyebilmek için en azından 1270 üzerinde bir kapanış gerekiyor. Yani 1270'in üzerinde bir kapanış olursa o zaman altında daha net bir yukarı hareketten bahsedebiliriz ama şu an aşağı yönde hareket devam ediyor. Buradakini bir tepki olarak verebiliriz. Ayrıca bu yükselişte dikkatimizi çeken bir nokta daha var. Altında çok düşük bir işlem hacmiyle yukarı gitmiş. Bu nedenle altında önümüzdeki 1-2 ay içerisinde çok net güçlü bir yükseliş beklemek zor ve en güçlü direnci de yaklaşık olarak 1360 dolar seviyesinde, bunun üzerinde de 1420 dolar var. Daha önce Mehmet Ali Yıldırım Türk programımıza katılmıştı ve burada altının önümüzdeki 6 ay boyunca çok yatay gideceğini, bu nedenle de genellikle 80 liranın altına düştüğünde alıp 87, 88, 88 ve 90'a geldiğinde de satma stratejisi önermişti. Şu ana kadar o stratejiye uygun gidiyor altın. Özellikle de daha önce 1168 dolar seviyelerine kadar düşmüştü. Şu aşamada borsada açıldı ve bu nedenle en azından ilk TL fiyatını görebiliriz. Dün bir ara verelim grafiği arkadaşlar, TL bazında altın. Dün bir ara 79 liraya kadar düşmüş ağırlıklı ortalama. 79 lira 78.40'a kadar düşmüş dün. Yani borsadan aslında hemen alınabilirdi. Bu Gold PF fonu tamamıyla 1 gram altına denk geliyor ve karşılığındaki altın altın borsasında tutuluyor. Yani karşılığı altın kesinlikle. Kağıt almıyorsunuz. Gerçekten karşılığı altın. Bu sabah itibariyle de 80 lira 20 kuruş. Dün 78 lira 40 kuruştan bugün 80 lira 20 kuruşa çıkmış durumda. Burada çok önemli bir direnci var 82 lirada. Ama 81-82 liraya kadar kısa vadede yükseleceğini söyleyebiliriz. Fakat önümüzdeki 2 ay içerisinde Mert Meta'nın sorusuna dönüyorum tekrar. Önümüzdeki 2 ay içerisinde tam olarak ne olacağını kestirmek zor ama çok da fazla bir getiri sağlayamayacak diyebiliriz. Ömer Diner'e az önce BES'le ilgili şey yaptım. Senede 6 kez değişiklik hakkımız var, 2 kez değişim yaptım diyor. Şirket payıyla beraber kendimiz de katkı koyuyoruz ve senede 6 kez değişiklik hakkımız var, 2 kez değişim yaptım diyor. Ne kadar sürede 2 kez değişim yaptınız bilmiyorum ama şöyle söyleyebilirim. Önümüzdeki 2 aylık süre için veya 3 aylık süre için şunu diyebilirim. Hisse oranını %30 civarında tutmakta fayda var. Çünkü Ocak etkisi var. Aralık itibariyle şu an borsa diplerden başladı bir harekete. 73.500'de önemli bir desteği var. Az önce parametre değişikliğinden bahsettim. İran konusu önümüzdeki günlerde de kalıcı etki yaratabilir. Bu nedenle de yabancı yatırımcının yavaş yavaş ilgisi de başladı ve Sayın Babacan, Sayın Erdem Başçı ve Sayın Çanakçı ile yapmış olduğumuz toplantıda da edindiğim izlenim şu. Özellikle kurlarda aşağı yönlü bir hareket ve yavaş yavaş sermaye girişlerinin başladığını görüyoruz. Merkez Bankası faizi sabitledi adeta. Artık volatiliteyi bitiriyor. Öngörülebilirliği arttırmak için. Yani yabancılara gelin bakın 7.75 faiz var burada diyor. Dolayısıyla sermaye girişlerini de ben artırmaya başlayacağını düşünüyorum. Çok önemli bir kötü olumsuz gelişme olmazsa. Aralık 6 Aralık'ı piyasa bekleyecektir. 6 Aralık'a kadar çok büyük bir değişiklik olmaz. Çünkü orada tarım dışı istihdam verisi açıklanacak Amerika'nın, artı bir de Aralık toplantısında Fed'in biliyorsunuz bu tahvil azaltımı başlayacak mı başlamayacak mı sorusu var. Dolayısıyla bu soruların hepsine cevap bulduktan sonra bir şey olabilir.
bu süre içerisinde 71 bin, 72 bin ile 80 bin aralığında borsada hareket olur. Ama en az bir Şubat'ı, Mart'ı hedefliyorsanız onun için %30 civarında bir hisse bulundurulabilir. Özellikle de geri kalan kısmında daha çok likit ağırlıklı kağıtlar olmalı ve faizler de yüksek olduğu için tahvil bono fonları da en az bir %30 civarında olmalı diyebiliriz şu aşamada. Evet, Ali Bayramoğlu'nun, Cihan Orhan'ın ve Ercan Fettah'ın soruları var ama şu an maalesef süremizin sonuna geldik. Artık onu da şey yapalım, yarına bırakalım diyeyim. Sizlerden gelen sorular üzerine yapmış olduğumuz bu programa göstermiş olduğunuz ilgi için çok çok teşekkür ediyorum. Yarın sabah yeniden paranın rotasında sizlerle birlikte olacağız. Yeniden elimden geldiğince sorularınıza cevap vermeye çalışacağım. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın, sağlıcakla. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da.